Eğer sana bir şey olursa... Memur. Eğer... Sakin ol, iyi misin? İyi misin? Ne oldu? Yok bir şey. Yılan, yılan nerede? Bırak şimdi yılanı, bak her taraf kan oldu, bak. Ucuz kurtuldun, sadece omzuna değdi, tamam. Tamam. Allah kahretsin. Yetiş! Yetişin! Koşun, koşun! Acil hazırlayın, çabuk! Bandaj. Memale. Efendim Zeyno. Memale, ne oldu bana? Ne olacak? Kurşun omzunu sıyırdı sadece. Sen hiç ders almayacak mısın Zeyno? Artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Çok denedim. Unutmaya çalıştım. Kendimi aldattım. Sizi de aldattım. O gün silahı dayayınca yılanın alnına her şey bitti zannettim. Hiçbir şey bitmemiş Memoli. İçimdeki ateş sönmemiş. Bilemezsin. Bilirim Zeyno, bilirim. Ağrılar için Volperen verilmiş. O ateşi ben çok iyi biliyorum. Ben sana geldiğinden beri niye yardım ediyorum zannediyorsun? Sırf Bahri dedenin hatırına mı? Ya da sana acıdığım için filan mı? Lütfen. Lütfen hastayı yormayın. Zaten çok kan kaybetti. Bir dakika, bir şey konuşuyoruz. Sen olsan ne yapardın ha? Oğlunun katillerinin yerini bilsen bir saniye durur muydun? Durur muydun ha? Oğlumu ben öldürdüm. Canı ben öldürdüm, köylü pardon, kızı. Bir saniye. Bir dakika. Tansiyon bir dakika dedim. O benim yüzümden öldü. Ve aynaya her baktığımda oğlumun katilini görüyorum. Her gün o tetiği alnıma dayayıp çekmemek için binlerce yalan uyduruyorum kendime. Ne yalanlar bilemezsin. Her gün aynaya baktığım zaman katilini görüyorum oğlumun. Ve o yüz her gün aynada biraz daha siliniyor. Eğer sen haklı olsaydın ben çoktan kendimi öldürmüş olmalıydım. Hep sen bana yardım ediyorsun. Her düştüğümde beni sen tutuyorsun. Keşke bir kez olsun ben sana yardım edebileydim. Keşke. İnan bana ediyorsun köylü kızı. Müsaade edin lütfen. İnan hastayı bana. Müşahedeye alacağız. Kim dedi oğlum sana ateş etti? Kim dedi lan? Kim dedi? Aman ben ateş etmesem kız seni vuracaktı. Ya Erkan, koskoca şehirde bu Zeyno seni nasıl buldu ya? Ne bileyim oğlum, gazetelerde filan okudu herhalde. Tam da zamanını buldu yani. Bir de Zeyno çıktı başımıza, o kadar bela varken. O kıza şimdi bir şey olduysa polisler daha beter üşüyecekler başımıza. Hep bunun yüzünden, hep! Ya dur ya, kaza yaptıracaksın. Kızmam, sen taktın belime silahı. Seni korumak için sıktım. Ben sıkmasam kız seni vuracaktı. İbo doğru söylüyor Erkan. Sen içerideyken İbo'nun çok yardım dokundu bana. İş buldu, sakladı beni. İş mi? He ya. İnşaatta çalıştım birkaç gün. Bu kamyonu da oradan çaldık. Nasıl ağam? İyi etmiş miyiz? Çok iyi etmişsiniz. Daha yavaşını bulamadınız mı? Sütçü beygiri, at arabası. Ha? Ya buna da şükür ağam. Ağam bir şey soracağım. Ne? Dikkat ettim şu kız. Sana ateş eden kız. Polis filan değildi. Yani polis olsa o mesafeden ıskalamazdı. Ne istiyordu senden ağam? Uzun hikaye. Bir gün anlatırım. Sen yola bak. Sen yola bak. Sen yola anlatırım bak. Anlatırım sonra. 51-33'ten bütün ekiplere. Üzerinde Nuh beton yazılı gri renkli bir çimento kamyonu. Benzer bütün araçlar durdurulsun. İçinde 3 tane şüpheli şahıs var. Şahıslardan bir tanesi yaralı. Yaralı olanın adı Erkan Çolakoğlu. Tekrarlıyorum. Erkan Çolakoğlu. Bütün şüpheli şahıslar bana bildirilsin. Bütün şüpheli şahıslar bildirilsin. Komiserim, tutuklunun odasındaki arkadaşı baygın bulduk. İlaçla falan uyutmuşlar galiba. İlaçla mı? Kahvesini atmışlar anlaşılan. Durumu nasıl? Kendine geliyor yavaş yavaş. Dakika dakika, kim girmiş kim çıkmış odaya rapor istiyorum. Baş üstüne komiserim. Komiserim, tüm hastaneyi arayalım mı? Gerek yok, kaçan kaçtı artık. Yılan. Yılan. Ya nereye gidiyoruz oğlum? Nereye ya? Önce şu kamyondan kurtulalım ağam. İyi, kurtulalım o zaman. Çek kenara, koşup kaçalım biz şuradan. Bu soğukta nereye koşacağız ağam? Zaten hastasın. Hasta falan değilim ben. İyiyim. İyisin değil mi ağam? İyiyim. Vallahi maşallah. Daha iki gün önce ölüyordun. Namerdin topa da bize bir şey yapamaz o. Sallar ama deviremez. Gördün mü lan? Aa dediğim böyle olur işte. Oğlum İbo, nereye gidiyorsun lan? Neresi burası? İnşaat ağam. Orada saklanalım birkaç gün.
Ya Erkan, hadi dönelim köye ya. O Kürşat itinin kuyruğunu boynuna dolamadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hem Hasan Ağa'ya hem de bana yaptıklarının hesabını sormadan yaşamak haram bize. Bunu kafanıza sokun. Artık onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Aslında Zeyno'yu da vurduk. İyi mi oldu, kötü mü oldu anlayamadım. Sen ne diyorsun lan? Ben de bilmiyorum Yaşar. Memoli, haber aldık, koştuk hemen. Ne oldu? Baba ne oldu ya? Silahlı çatışma dediler ama. Zeynep'i vurdular. Ne? Fazla şaşıracak bir şey yok aslında. Yine aynı hikaye. Köylü kızı ve Bela, ateşle barut gibi ne yaparsan yap buluyorlar birbirlerini. Baba ne diyorsun sen ya? Ne oldu? Kim vurdu? Durumu nasıl? Kurşun omzunu sıyırmış sadece. Korkacak bir şey yok. Kürşat'ın adamları mı vurmuş? Hayır. Bu defa yılan. Ne? Ağam, kırmızı yanıyor. Ne yapayım? Ne kırmızı oğlum ya? Basket! Olmaz olmaz. Biz yavaş yavaş duralım. Aman! Ya oğlum baksana. Polisler var. Dikkat çekersek peşimize düşerler. Sakin olacağız. Dur yavaş yavaş. Nuh Beton'a ait kamyon. Nasıl bir araç? Gri çimento kamyonu. İçinde 3 kişi var. Ne aşırmış be? Yeşil yok bunun. Yaşar dayanın. Az kaldı. İçindeki şahıslar aranıyor. Şu anda ışıklarda bekleyen ona benzer bir araç var. Tamam. Erkan. Erkan ya. Taşta bir şey diyor oğlum bunlar. Ağam gaza basayım. Seninle bakayım o. Bekle bekle. Tamam. Yeşili bekle. Ağam bak bir tanesi bize geliyor. Şüpheli aracı ve içindekileri kontrol edip size bilgi vereceğiz. Tamam. Gaza geliyor. Şimdi bu. Dur. Dur. Bu araç şüpheli. Durdurun hemen. Basın sana. Basın. Silahı, bu ver. Nasıl acaba? Girip bir baksak mı? Duyuyorsunuz turp gibi işte. Lütfen, hay Allah'ım ya. Cem tut şunu, elinden kaza çıkacak. Yapmayın lütfen, kolunuza serum var. Kolunuza serum var. Ya yeter artık, yeter artık ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.